Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hafif, yapımı çok kolay, ağızda eriyen harika bir tatlı tarif vereceğim. Sizi bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Tatlı görselde de görüldüğü gibi beyaz ve sarı bölümden oluşuyor. Yani limonlu olan bölüm. Şimdi öncelikle beyaz kısmı hazırlayacağım. Bunun için tencereye yarım su bardağı toz şekeri aldım. Üzerine 3 su bardağı sütü ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 ml. Bir tepeleme yemek kaşığı unu ve 1 yemek kaşığı nişastayı ekliyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini ocağa almadan önce iyice karıştıracağım. Limonlu olan bölümü hazırlayacağım. Yine aynı şekilde yarım su bardağı toz şekeri, 3 su bardağı sütü alıyorum. Ben limonlu olarak yapıyorum ama isterseniz vişneli ya da portakallı yapabilirsiniz. Bunun için süt yerine vişne suyu kullanabilirsiniz, portakal suyu kullanabilirsiniz ya da kullanacağınız meyve sularıyla birlikte sütü yarı yarıya kullanabilirsiniz. Yine bir tepeleme yemek kaşığı unu ve içinde limon suyu da kullanacağımdan dolayı kıvam biraz değişecek. O yüzden 1,5 yemek kaşığı nişastayı ekliyorum. Bu kullandığım tüm malzemeleri miktarlarıyla birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan takip edip bakabilirsiniz. Evet, yarım limonun suyunu, bir tane limon kabuğu rendesini ekliyorum. Ve hepsini iyice karıştırıyorum yine ocağa almadan önce. Zerdeçalı söylemeyi unuttum. 1 çay kaşığı da zerdeçalı ekliyorum. Sarı rengi zerdeçal veriyor. Yoksa kullanmayabilirsiniz. Ya da varsa sarı gıda boyası kullanabilirsiniz. Her iki tencereyi de ocağa aldım. İkisini de aynı anda pişireceğim. Ayrı ayrı pişirmiyoruz. Bu nedenle karıştırmayı bırakmadan koyulaşıncaya kadar pişireceğim. Bu şekilde hem beynin sol lobunu hem de sağ lobunu çalıştırmış oluyoruz. Faydalı bir iş yani. Evet, koyulaştılar. Kaynama aşamasına geldi. Ocağın altını kapattım. Şimdi her ikisine de birer tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı yarı yarıya olacak şekilde her ikisine paylaştırıyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Ben böyle bir cam tencere kullanacağım. Düz bir tepsi kullanabilirsiniz ya da porsiyonluk olarak hazırlamak için kase, fincan kullanabilirsiniz. Tencereden kolayca çıkabilmesi için öncelikle her tarafını su ile ıslatıyorum ve fazla suyu döküyorum. Her iki muhallebi de sıcak, hiç bekletmiyorum. Tencereye her ikisinden de yarım kepçe olacak şekilde döküyorum. Bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz, yoruma herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle ya da kelime yazarsanız sevinirim. Bu şekilde hem izlediğinizi anlamış oluyorum hem de bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorumlarınız ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Muhallebilerin tamamını tencereye döktüm. Şimdi üzerine ben şöyle bisküvi yerleştireceğim. Bu isteğe bağlı. İstediğiniz bisküvi kullanabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Sıcak haldeyken buzdolabına kaldırmıyorum. Oda sıcaklığına gelmesi için bekliyorum ve daha sonra üzerini streç filmle kapatarak buzdolabına kaldırıyorum ve bu şekilde bir gece bekletiyorum. Kenarlarına biraz dokunarak hava almasını sağladım. Üzerine tabağı kapattım. Şimdi ters çevirip çıkartıyorum. Kalıbı ıslattığımdan dolayı çok kolay bir şekilde çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine ben biraz badem serpiyorum. Ceviz serpebilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz ya da sade olarak da kalabilir tabii ki. Görüntü olarak ve lezzet olarak şahane bir tatlı gerçekten. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum bu tatlıyı ve denerseniz de yorum bölümüne her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz, benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız, yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.